Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere biçimlerin kopyalanmasını, özellikle biçim boyacısı Format Painter diye bilinen bu aracı tanıtmak istiyorum. Günlük hayatımızda çok sık renklerle, biçimlerle uğraşıyoruz. Örneğin buradaki boyanmış bir şeyi veya formatlanmış bir sayıyı diyelim. Diğerlerine de uygulamak istiyorsak tamamını da seçip uygulayabilirdik ama bakın bunu alıp buraya da uygulamak gibi. Yalnız dikkat ederseniz tabi bu bir kullanımlık oluyor. İkinci bir yere gidemiyoruz ya da komple bir yer seçmemiz lazım. Yani böyle bir yer seçme. Farklı 4-5 yere götüremiyoruz. Tekrar kaldıralım. Biçimleri temizleyelim. Bakın bu sefer boyadım. Bu sefer çift tıklıyorum. Çift tıkladığımızda bakın farklı farklı yerlere bunu koyabiliyorum. Böyle küçük bir tip de bu arada biçimleme ile ilgili sizlere göstermek istedim. Burada amacımız biçimlediğimiz tablodaki biçimlerden yararlanıp farklı yerlere bu formatları, biçimleri taşımak arkadaşlar. Asıl yapmak istediğim de şuydu. Seçtim. Bu şeyleri kaldıralım. Normal virgüllü biçimine koyalım yine. Bunları da biz mi koyduk? Tamam, koyalım. Şunlar için de bir şey koymuşuz. Bakın şimdi tüm tabloyu seçiyorum. Bu formatı buraya kopyalayacağım. Fırçaya bastım. Aşağı yukarı aynı veri çünkü. Direkt basıyorum. Böylelikle bir biçimi alıp ve daraltırsak daha iyi göreceğiz. Biçimi alıp diğer bir tabloya aktarıyorum. Tek tek de yapabilirim. Onun dışında arkadaşlar değişik şekillerde de biçimler kopyalanabilir. Çok ilkel şekilde şu. Copy dedik. Geldik. Yapıştır. Özel yapıştır. Paste Special. Neyi? Biçimlerini gibi. Tabii çok uzun bir yol olsa gerek. Ancak farklı şekiller her zaman var ve her zaman da bizim değerlendirebileceğimiz alternatifler var. Evet arkadaşlar, biçimlerin kopyalanmasına ilişkin ve özellikle Format Painter biçim boyacısı aracının tek kullanımlı, çok kullanımlı şekilde sizlere göstermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.